Merhaba arkadaşlar, Filiz'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size şöyle bir açılış yapmak istedim. Gökyüzü bugün çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir manzara var. Çok seviyorum ben böyle manzaraları. Şimdi arkadaşlar ben patates kızartacağım. Buraya görmüş olduğunuz gibi aldım fritösümü, patatesimi koydum yanına. Şimdi bunu birlikte içine atalım arkadaşlar. Kontrol edeyim yağ ısınmış mı? Görmüş olduğunuz gibi ısınmış ya. Arkadaşlar ben patatesimi genelde burada kızartırım. Çünkü benim hanım balkonum müsait olduğu için fritösümü çıkartıyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi camları da açıyorum. Hiç kızartma kokusu eve sinmiyor. Hani gidiyor böyle kokular. Güzel donuyor. İçerisi en azından kızartma kokusu kokuyor. O yüzden çok seviyorum burada kızartma falan yapmayı. Görmüş olduğunuz gibi altına gazete kağıdı serdim. Çünkü neden? Sıçrayan kağıtla hani yağları ona sorsun diye. Evet arkadaşlar, kızartmış olduğumuz patatesi kontrol edelim şimdi. Bir bakalım. Şöyle karıştıralım birlikte. Güzel kızartı ya arkadaşlar. Fritösünden memnunum. Bayağı bunu alalı bir 10 yıl falan olmuştur. Ve çok da memnunum. Hani kendisinin olduğu gibi bulaşık makinesine atabiliyorum. Hani yağsını döküyorum. Bir şöyle yüzden temizlik yapıyorum. Sonra da kendisini bulaşık makinesine atıyorum ve çok da kullanışlı bir makine. 10 yıldır falan kullanıyorum. Çok da memnunum. Hani bazı kişilerim var hiç memnun değiller de o yüzden buradan bir açıklama yapmak istedim. Evet arkadaşlar, kızarmış olan patateslerimizi birlikte alalım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızarmışlar arkadaşlar. Makinemin fişini çektim. Birazcık şöyle yağsını sızdırayım. Böyle teliyle almak daha kolay oluyor. Yani patates yağlı kalmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi biz patatesi kızarttık. Kahvaltıdan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, biz kahvaltımızı yaptık. Ben şöyle ortalığı bir toparladım. Sonra sizinle birlikte şu bulaşıkları bir yıkayalım. Aslında makineye koyacaktım ama hani böyle elde yıkanacak düdüklü bilmem ne. Ben de ortada olunca çocuklar akşam kendi başına biraz yemek yapmışlar, yemek yemişler. Aslında yemeğim vardı ama onlar kahvaltı türü bir şeyler hazırlamışlar. O yüzden elde yıkanacak malzemem bayağı bir var burada. Burada bardaklar da, bardaklar içinde hani koymak istemedim. Hem sizinle birlikte böyle bulaşık yıkarız, hem sohbet ederiz. Bugün öyle yapmak istedim arkadaşlar.
Sizler nasılsınız arkadaşlar? Bu arada inşallah iyisinizdir. Tabi malum ev yasaklarımız devam ediyor. Ev yasaklar devam ettiği sürece biz kadınların işi çok zor. Neden? Pişir, yıka, süpür. Pişir, yıka, süpür yani. Böyle yapıyoruz. Çamaşır, bulaşık. Yasaklar kalksaydı Allah'ın izniyle hani biraz da gezerdik. Çok güzel olurdu. Evet arkadaşlar, ben bunları yıkamaya devam edeyim. Durulama aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben bulaşıklarımı yıkadım. Şimdi birlikte durulayalım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir bulaşığım var. Hepten lim, düdüklü, çaydanlık, bilmem. İşte tava, mava. Evde yıkamam gereken bayağı bir şey. Bulaşığım olduğu için makinaya da donadı. İşte bunu birlikte durulayalım arkadaşlar. Durmadıktan sonra sizinle biraz gezelim, böyle komşu ziyareti yaparız inşallah. Komşumun birine gitmeyi düşünüyorum bulaşıkları yıkadıktan sonra. O da evdeyse birlikte onunla biraz sohbet ederiz. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar, yasaklar sen nereye gidiyorsun? Gideceğim yer çok yakın. Burada komşum oluyor. Hemen benim evin altında. O yüzden yani. Gezmeye çıkacağım, orada buluşuruz. İşte arkadaşlar, ben bulaşıklarımı duruladım böyle. Bayağı bir çok demiştim size. Yemeğimizi de yaptık. Videonun da başında söylediğim gibi dün misafirlikteydim. Benim oğlanlar dondurucudan lahana sarması çıkartmış. Onun buzları çözülmüş. Ben de sabah kahvaltı hazırlarken koymuştum. O da pişti. Arkadaşlar, size buradan şunu söylemek isterim. Lahana sarar da dolaplara koysanız buzuyla pişirmeyin. Akşamdan çıkartın, sabaha kadar buzu çözülsün. Sonra pişirin. Ya da ise pişmiyor içi. Yaprak sarmasını da buzuyla pişirin arkadaşlar. O da öyle çok güzel oluyor. Yani buradan size bir tavsiyede bulundum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, şimdi ben Aşur teyzemin evine geldim. Size de söylemiştim ya, ben misafirliğe gideceğim diye. Misafirliğe geldik. Selamun aleyküm Aşur abla. Aleyküm selam. Hoş geldin Filiz komşu, gel. Gelelim bakayım, birazcık sohbet edelim arkadaşlar. Buyurun. Aşur ablayla. Ne buyurun, yaşamış, ne çekmiş. Eski zamanlarını bir anlatsın, biz de bir dinleyelim şöyle. Naynaz köyünden geldim. Bir gece kondu yaptırdım. Oralar yıkıldı. Ondan sonra kırbağalarına geldim. Filiz ile koç oldum burada. Ha, oturduk. Herifim yok. 40 senedir dulavladım. Filiz kapımı bir açar. Gelir Halim hatırımı sorar. Aç mısın, susuz musun, ihtiyacın var mı diye sorar. Anladınız mı? Böyle günler geçirdik. Yokluğuydu önce. Bir şey bulamıyorduk, bir şey yiyemiyorduk, bir şey giyemiyorduk. İnci her şey var, hastalık çok. Pürüz geldi İnci. İnci pürüz geldi. Daha söyleyeyim mi kız?
Pürüz'den de işte çıkamayınca arkadaşlar ben de ziyaret ettim Aşuraplay'ı. Allah izin verirse Aşuraplay'la yazın salça kaynatırız, tarana ederiz, siz bizi edecek, görürsünüz. Melemen yapacak, salça kaynatacak. Bu sene el kaynatıyor bana, filizi sıkı tutuyor, o kaynatıyor yapıyor bana. Ben kendim yapamam. Kalp hastasıyım. Kalpten ameliyat oldum. Gelin de bir bakın bana. Ne demek arkadaşlar? Tabii yaşlı teyzelerimiz elimizden geldiği kadar böyle yardımcı olacağız. 70 yaşını geçtim, göremiyorum gayrı. Gelin de bir bakın bana, ben nasıl yaşıyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda biz de böyle yaşlanacak. Artık gençlik gidiyor yavaş yavaş. Gençlik kalmadı, yaşlılık geldi. Söyleyeyim. İyi Aşuraplan. Aşuraplan'ın iki tane oğlu var arkadaşlar, ikisi de evli. Biri Mersin'de, biri Niğde'de. Tek başına yaşıyor böyle kendince. Küçük bir evi var. Kendince giriyor, çıkıyor işte. Böyle yaşıyorum işte. Bazen konuya komşuya gider. Bazen biz onlara geliriz. Aşur abla dul olduğundan arkadaşlar geleni gideni hiç eksik olmaz bunun. Yaşlı değil, gelen giren giden çıkar. Aşer'in de yemeğim gelir. Bunun anne, sizin anlayacağınız bunun evi hiçbir zaman boş kalmaz. Yani kadınların kahvesi gibidir. Siz öyle düşünün. Ben de öyle söyleyeyim size. Bu kadar gay. Evet, bu kadarmış Aşur karnı yaşadıklar arkadaşlar. Filiz'in kanalında kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın.